Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, sözlerime başlamadan evvel sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlamak istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bizler Rabbim nasip ederse yine bu gece sizlerle özel bir gündemle, özel bir konukla sizlerle birlikte bir arada olmaya gayret göstereceğiz. Cenab-ı Allah bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin ve en güzel şekilde istifade etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah diyoruz. Bir adam vardı, kıymetli izleyenler, bir adam vardı, şöyle diyordu. Diyordu ki, çocuklarınız bizim için adam gibi adam diyecekler. Hakikaten de öyle oldu. Çocuklarımız, bütün dünyadaki ehli insaf ve ehli iman, hakikaten o kimse için, bu sözü söyleyen şahıs için adam gibi adam dediler. O adam Mısır Cumhurbaşkanı, Mısır'ın seçilen ilk Cumhurbaşkanı ve geçen günlerde şehit olan, vefat eden Doktor Muhammed Mursi. Biz de onu rahmetle anıyoruz. Onun şahsında bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. İşte inşallah Rabbim nasip ederse bu akşamki gündemimizde Doktor Şehit Muhammed Mursi'den bahsetmeye, onu o Cumhurbaşkanlığına taşıyan süreçten bahsetmeye ve onun davasını, onun niyetini, projesini anlatmaya, o konu hakkında bilgilendirmeye gayret göstereceğiz. Şimdi yine bu anlamda, bu konuda da çok bilgili olan, çok değerli bir konuğum sizlerle birlikte olacak, onu ağırlayacağız. Konuğumuz Davet ve Kardeşlik Vakfı Genel Başkanı Doktor Maruf Çelik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı tanıdığınız için biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Evet. Rabbim sizden de razı olsun. Bizleri inşallah şereflendirdiniz. Geldiniz. Hoş geldiniz. Kıymetli hocam, şimdi konuya geçmeden önce isterseniz böyle kısaca bir kendinizden bahsedin. Sizi tanıyalım, hem ekranda bizi izleyen kardeşlerimiz. Tabii dedik ki Davet ve Kardeşlik Vakfı'nın genel başkanı. Ama bunun yanında kendinizle ilgili bir şeyler söylerseniz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tekrar bize bu fırsatı verdiğiniz için biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kardeşiniz Maruf Çelik. Aslında Mardinliyim. Ama hayatımın önemli bir kısmı da Şanlıurfa'da geçti. Güzel. Bu münasebetle bir Urfalıyım. Yani 1992 İmam Hatip Lisesi'nde ben Şanlıurfa'ya geldim. 2012'ye kadar ben Şanlıurfa'da yaşadım. Yaklaşık böyle 20 yıl Urfa'da kaldım diyebilirim. Evet. Tabii burada İmam Hatip Lisesi'ni okudum. Daha sonra nasip oldum. Burada uzmanlığı tıp fakültesini kazandım. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi. Evet. Bittikten sonra mecburi hizmet çıktı. Yine Urfa Siveri'ye çıktı. Evet. Ondan sonra uzmanlığı kazandık. Allah'a hamdolsun. Yine Urfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi. Evet. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını kazandım. Daha sonra mecburi hizmet, yine duvarın öbür tarafı diyebileceğimiz, evet, Şanlıurfa Çocuk Hastanesi'ne atandım. Orada da yani yaklaşık 2,5 sene hem idari başhekim yardımcılığı, aynı zamanda çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığını, evet, ifade ettim. Çok güzel. 2012'den sonra İstanbul'a geçtim. Yani şu an İstanbul'dayım. Davet Kardeşlik Vakfı Başkanlığı ile beraber aynı zamanda özel bir hastanede, evet, çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığını da yapıyorum. Çocuk doktoruyum. Evet. Evliyim, 5 çocuk babasıyım. Allah razı olsun. Güzel bir şekilde böyle ifade edebiliriz. Allah muvaffak eylesin. Evet. Siz Urfa'dan hizmet almıştınız. Yine dönmüş. Şimdi Urfa'da hizmet ediyorsunuz. Evet. Urfa güzelliklere vesile olmuş. Benim üzerimde ciddi emekler olmuş. Allah razı olsun. Bu vesileyle özellikle ben hala Şanlıurfa İmam Hatip Lisesi'ndeki hocalarımı hiç unutamıyorum. Hayati Bazıki Hoca'yı, diğer hocalarımızı, işte Ahmet Çiftçi Hoca'yı, işte Fahri Manap hocaları, çok gerçekten doğru, hepsini iyilikle yad ediyorum. Allah onlardan daha sonraki olsun süreçler, burada tanıştığımız kardeşlerimiz, dostlarımız, Urfa, bazen esprili olarak diyorum ki Urfa ömrümün yarısını aldı. Böyle bir ifade ama gerçekten Allah'a hamdolsun Urfa'da iyi kardeşlikler, iyi dostluklar edindim diyebilirim. Allah razı olsun. Cümlemizden ne, evet, mutlu. Rabbim hep iyilerle karşılaştırsın. Amin inşallah. Kıymetli hocam, yani biz istedik ki Muhammed Mursi'den bahsedelim. İnşallah. Çünkü hakikaten bahsedilmeye değer bir insan. Rabbim, evet, rahmet eylesin. Şimdi öyle bir şey oldu ki, yani Muhammed Mursi'yi seçmemizin de sebebi, Muhammed Mursi vefatıyla adeta kitleleri bir araya getirdi. Yani, evet, ırkı, rengi, dili, dini farklı, evet, olan ama
Nerede bir zulüm varsa, nerede bir mazlum varsa zulme dur diyen, mazluma sahip çıkan, çıkmanın bir gereğini yerine getiren kardeşlerimizi bir araya getirdi. Çok da güzel bir yankı buldu. Maalesef. Toplumu bir araya getirdi. Evet. Yani bugün Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde herhalde kendisi için bu kadar yoğun bir ilginin, yoğun bir rahmetin, yoğun bir birleşmenin olduğu çok az bir şahsiyet vardır. Gıyabi cenaze namazları kılındı, dualar edildi, arkasında rahmetle yad edildi. Aynen öyle. Şimdi madem ki bu kadar güzel bir ses geldi, madem ki arkasından bu kadar güzel dualar edildi, isterseniz biz bu şahsiyet hakkında bilgilenelim. Muhammed Mursi kimdir? Ondan girelim inşallah. İnşallah Allah razı olsun. Ben önce bir duyguyla başlamak istiyorum. Geçen hafta İstanbul'da uluslararası Şehit Muhammed Mursi ile ilgili bir basın açıklaması, bilgilendirilmesi yapıldı. Evet. Aynı zamanda bir taziye merasimi de yapıldı. Çok güzel. O münasebetle ben de vakıf adına orada birkaç dakika konuşma hakkı oldu, görüştüm. Evet. Orada da ifade ettiğimi burada ifade ederek inşallah ben de başlamak istiyorum. Buyurun hocam. Gerçekten bu olay beni Muhammed Mursi'nin şehadetten sonraki dünya çapındaki hem Müslümanların ve aynı zamanda Müslüman olmayıp da özgür dünyadaki tüm özgür ruhlu insanların sergilediği tavır beni biraz İslam'ın ilk yıllarına götürdü. Yani hep bunu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde ciddi sıkıntılar yaşadı. Erkek çocukları vardı, vefat ettiler. As bin Vail adında Mekkeli bir müşrik bir ara Mekkeli müşriklere moral vermek üzere şöyle diyor. Diyor ki Muhammed öldükten sonra Aleyhisselatü Vesselam onun nesli devam etmeyecek, erkek çocukları olmadığından dolayı. Dolayısıyla adı da, şanı da, sanı da unutulmuş olacak. Anısı kaybolmuş olacak, davası kaybolmuş olacaktır. Fakat Yüce Allah'ın iradesi, kaderi farklı bir şeydir. Çok doğru. Biz bakıyoruz ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 1400 küsur senedir anılıyor, davası dünyanın her tarafına yayılmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Yüce Allah Azze ve Celle Estaizu billah ya eyyuhellezine inna Allaha ve melaiketehu yusalluna ale'n-nebi ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Yani özetle ki biz bu ayeti tüm hutbelerde dinleriz. Evet. Yani Allah ve melekleri Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a salat okurlar, salat ederler. Ey iman edenler sizler de ona salat ve selam getiriniz şeklinde emirde bulunuyor. Ve daha sonraki diğer ayetlerde yani İnşirah suresindeki Resulullah Aleyhisselam'a kitaben ve rafa'na leke zikrek. Yani biz senin şanını yüceltmedik mi? Artık ne oldu? Artık hiçbir namazımız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın salat getirmeden olmuyor. Hiçbir ezanımız onun çok ismi anılmadan olmuyor. Bu dünyanın her tarafında, hatta geçen sene dikkatimi çekti. Evet. Almanya'da bile en fazla konulan erkek isimlerden birisi Muhammed olmuştu. İlginç olan bir husus. Dolayısıyla Sisi rejimi aslında Muhammed Mursi'yi unutturmaya çalıştı. Cezaevinde ağır şartlar ona uygulattı. İlginçtir, 6 yıl cezaevinde kalmasına rağmen eşiyle ve çocuklarıyla sadece 2 defa görüşebildi. O da adı görüşme denilebilirse, yani düşünün ki cam kafes içerisinde, demir parmaklıkları arasında, seslerin bile doğru dürüst gitmediği bir şekilde bir görüşme oldu. Şehadetten hemen sonra onun istenildiği yere defnedilmesini engellediler. Cenaze namazının Müslümanlar tarafından kılınmasını engellediler. Sadece ailesine izin verdiler. Evet. Böylece hani biz onu unuttururuz. Kendi basınlarında, kendi gündemindeki gazeteciler ortamında bunu unutturmaya çalıştılar. Fakat Yüce Allah'ın kararı her zaman galiptir. Elhamdülillah. Yani sadece Türkiye'de biz şunu biliyoruz ki bu konuda gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek gerekir. Doğru. Yani İslami kamuoyu ciddi bir şekilde harekete getirdi. Bu önemli olan bir husus. Tüm camilerimizde gıyabice namazın kılması değil mi? Tüm evlerde, Müslümanlarda, İslami ortamlarda, bazı şehirlerimizde taziye çadırları kuruldu ve bunlar günlerce devam etti. Aynen, elhamdülillah. 3 gün önce elime geçen bir rapor şuydu. Mursi'nin şehadetten sonraki ilk 6 günde dünya çapında meydana gelen şeyler. Evet. Tahminen 500.000 camide gıyabice namazı kılınmış. 500.000 camide. Yani Filistin'de, Kudüs'te, Endonezya'da, Malezya'da, Avrupa'da. Mesela Avrupa'daki mescitlerin yaklaşık %85'ine gıyabi cenaze namazı kılınmış. Az bir şey değildir. Zaten bu olay olur olmaz kıymetli hocam. Evet. Devlet İşleri Başkanımız da hemen anında bir açıklama tüm yaptı. Camilerde tüm camilerde yapıldı. Elhamdülillah. Hatta geçen hafta ben Tatvan'daydım. Bu münasebetle hoşuma giden bir şey. Bir Müslümanı biz ziyaret ettik. Çok mahzundu. Şunu ifade etti. Dedi ki bu olayı duyar duymaz ben evime geldim. Eşimi ve çocuklarımı topladım. Evet. Gelin biz şehidimize gıyabi cenazemizi kıldıralım şeklinde. Çok güzel bir duygu bir şey ifade etti. Yani dolayısıyla birisi Müslümanları unutturabilir ama Yüce Allah unutturmazsa
onların tüm çabaları boşa gider. Kıymetli hocam, Allah evet, düşmanları gerçekten öyledir. Hep böyle vesileleri, evet, sebeplere sarılıyor yani. Evet. Yani onlar Allah Teala Celaluhu'nun sebepsiz de bir şey yaratabileceğini, yaratacağını evet, bir türlü hesaba katmıyorlar. Evet. Belki icabında orada o Muhammed Mursi'nin ki ben öyle okudum yanlış değilsem. Evet. Ailesinden kimsenin cenaze namazını kılmasına dahi müsaade etmemişken sadece iki kişi, üç kişi öyle bir şeydi. Yani çocukları, evet, eşi, doğru, bu kadar. Doğru. Tıpkı İmam Şehit Hasan el-Benna'nın da yaptıkları gibi yani. Evet, yani aynı şeyi yaptılar. Evet. Hatta bir benzerlik daha da var. İmam el-Benna'yı suikasta öldürmeye çalışıyorlar. Evet. Fakat darbeler, yaralamalar çok ağır değil. Hastaneye ulaştığı zaman bakıyorlar ki basit müdahalede bulunsalar yani hayatı kurtarılabilir. Müdahale etmeyi engelliyorlar ve böylece hastanede kan kaybederek şehit oluyor. Evet. Muhammed Mursi'nin de aynı şekilde aslında orada mahkeme salonuna bayılıyor, evet, ve hiçbir müdahale edilmiyor. Buradaki avukatların seslerini yükseltmesi üzerine, evet, 20 dakika geçtikten sonra bir doktor geliyor. Sadece böyle hafifçe gözünü açıyor, kapatıyor. Evet. Yine müdahale etmiyor. Diyor ki ben daha ambulans çağıracağım, ekip gelecek. Evet. Ambulans geliyor. Yine geç gelmiş oluyor. Ambulans geldikten sonra alıp hastaneye götürüyorlar. Doğru. Tabii yolda da ne müdahale ettiklerini kimse bir şey bilemiyor. Çünkü hiçbir yakınını, hiçbir avukatı ambulansa almıyorlar. Bu önemli olan bir husus. Yine de hastanede ne yapılıp ne yapılmadığı ile ilgili hiçbir bilgi verdirmemeleri. Evet. Yani bu aslında bir planlı bir suikast olduğunu da ortaya koyan bir durumdur yani. Zaten Kıymet Hocam hastalığı da vardı kendisine. Evet. Yani ifade edilen. Şeker hastalığı olması, tansiyon olması. Doğru. Yani bilinçli bir öldürme politikasını, evet, uyguladıkları çok net bir şekilde raporlarda anlaşılıyor. Hakikaten evet, öyle. Kıymet Hocam, şimdi özellikle biz Şanlıurfa'da, tabii Türkiye'de evet, ekranlardan şahit olduk. Ama özellikle Şanlıurfa'da da biz çok güzel bir olaya şahit olduk. Yani başta il müftülüğümüz olmak üzere, evet, kaymakamlığımız, ilçe valiliğimiz, evet, ondan sonra belediyelerimiz ve bütün sivil toplum kuruluşları hakikaten hem gıyabi cenaze namazlarında, evet, hem de taziye çadırında bir araya geldiler. Evet. Muhammed Mursi'nin 3 gün boyunca taziyesini yaptılar. Evet. Paylaştılar, o acıyı paylaştılar. Evet. Ve böylesine güzel bir birlikteliğe vesile, evet, oldu. Evet. Yani Allah herkese böyle bir ölüm nasip etmez. Evet. Bu Muhammed Mursi'ye böyle bir ölüm nasip eyledi. Hatta hocam şunu fark ettim. Evet. Sanki Cumhuriyet tarihinde, evet, bu hiçbir Türkiye vatandaşına bile nasip olmadı budur. Doğru. Yani bu kadar geniş katılımlı, herkesin, evet, duyguyla sahip çıktığı, yani evet, Türkiye'de yani meşhur merhum Erbakan Hoca, Allah rahmet eylesin, onun gıyabi cenaze namazı çok kalabalıklı oldu. Evet. Veya Marmara şehitlerimizin, doğru, ciddi bir şey oldu ama hiçbir olay bu kadar toplumsal bir duyarlılığı, yani, bir ilgilenmeyi görmedi şimdiye kadar. Hakikaten öyle. Evet. Değerli hocam, işin bu aşamasında, hı, tabii biz vefatını konuştuk ama, evet, bu Muhammed Mursi'yi Cumhurbaşkanlığına götüren süreç nasıl işledi? Evet. Çünkü Mısır tarihinde ilk defa seçimle, evet, iş başına gelmiş %52, evet, gibi bir oyla Cumhurbaşkanı, doğru, seçilen bir insandı. Yani şöyle, belki yani böyle Üstad Muhammed Mursi böyle kısaca hayattan, evet, başlarsak da, yani Mısır'ın Şarkiye ilinde dünyaya gelmiş, 1950'li yıllarda, 1951'de dünyaya gelmiş. Doğru. İlkokul, ortaokul, lise eğitimini kendi ilinde görmüş. Evet. Ve o süreçte de Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş. Yani Muhammed Mursi, evet, Allah rahmet eylesin, aynı, aynen, zamanda bir hafızı Kur'an'dır yani. Çok bu güzel. En önemli olan bir şey, çocuklarına da Kur'an-ı Kerim'i hıfz ettiren bir cumhurbaşkanıdır. Bu da maşallah, aslında onun çok önemli olan bir meziyetidir. Evet. Üzerine geçten durulması gereken bir şeydir. Çok doğru. Daha sonra Kahire Üniversitesi'nden metalurji alandı, mühendislik eğitimini görüyor. Evet. Ondan sonra yurt dışına gidiyor, Amerika, Güney Kaliforniya'ya gidiyor. Orada metalurji alandı, yüksek lisansla doktorasını yapıyor. Evet. Daha sonra Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde aynı eğitimi devam ettiriyor. Orada öğretim görevlisi olarak göreve devam ediyor. İlginçtir, Üstad Muhammed Mursi'nin eğitim aldığı ve aynı zamanda hocalık yaptığı üniversite NASA'nın bilimsel altyapılarını oluşturan önemli bir ekiptir. Bir üniversitedir aynı zamanda. Ve mesela örneğin ilk ayak atan meşhur astronot yani Neil Armstrong'un mezun olduğu üniversite kendisi de orada eğitim almış oluyor ve aynı zamanda orada eğitim veren bir büyük bir şahsiyettir. Doğru. Daha sonra da kendi ülkesine dönüyor. Yani 80'li yılların başına ülkesine dönüyor. Ve o süreçte tabii evleniyor, Müslüman Kardeşler Hareketi ile tanışıyor. Evet. Harekette tanıştıktan sonra da Mısır Parlamentosu'na gidiyor, milletvekillik yapıyor, defalarca tutuklanıyor.
5 yıllık parlamenter döneminde ilginç bir şey var. Dünyadaki en başarılı parlamenter seçiliyor. Yani parlamento seçimlerine olan katkısı, duyarlılığı, işindeki özeni ona dünyadaki en başarılı parlamenter unvanı verdirmiş oluyor. Evet. Dedim ki defalarca tutuklanıyor ve daha sonra tabii bu Arap Baharı süreciyle Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra oradaki Müslüman kardeşler de siyasi hayata atılıyorlar, bir parti kuruyorlar. Yani Mısır'daki özgürlük ve Özgürlük Partisi'nin başına tabii kendisi de gelmiş oluyor. Doğru. Şöyle bir süreç oluyor. Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra Müslüman kardeşlerde bir kanaat oluşuyor. Biz seçimlere katılalım mı, katılmayalım? Doğru. Bir ekip şöyle düşünüyor, bir kesim. Diyorlar ki bu topluma ait olan bir şeydir. Evet. Biz bu seçimlere katılıp Cumhurbaşkanlığı kazanırsak toplumun diğer kesimlerinde bir huzursuzluk oluşturabilir. Derler ki yani Müslüman kardeşler bizim devrimimize kondular. Yani hepimizin devrimini kendilerine doğru çektiler. Evet. Fakat bu düşünce kanaat ağır basıyor ve belli bir zamana kadar da aday çıkarmama noktasında bir durumları oluyor. Doğru. Fakat daha sonra bakıyorlar ki karşı darba, evet, yani Hüsnü Mübarek'in ekibi, derin devletin adamları, evet, yavaş yavaş toparlanıyorlar ve Hüsnü Mübarek'in son başbakanı olan Ahmet Şefik'i Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmak istiyorlar. Evet. Bir bakma onlar aslında darbaya konacaklar ve devrimi de çalmış olacaklar. Doğru. Bunu önlemek üzere Müslüman Kardeşler Hareketi de seçim sürecine katılıyor. Evet. İhvan'ın birinci adayı aslında Hayrat Şatır gibi, evet, Arap aleminde çok iyi tanıdığı, çok büyük yetenekli bir zattır. Doğru. Fakat İhvan bunun önünü kesilebileceğini öngörerek, evet, yedek bir aday daha koyuyor. Ki yedek aday da Üstad Muhammed Mursi'dir. Evet. İlginçtir. Ben o süreci çok iyi hatırlıyorum, okumuştum. O süreçte Muhammed Mursi maalesef Arap basınında ve özellikle laik kesimlerde alay konusu olmuştu. Evet. Yani ona Stepne Mursi diyorlardı. Bu yedek olma. Yedek olma tabii. Yani araba lastiği gibi, Stepne gibi, yedek gibi, evet, alay ediyorlardı. Fakat Muhammed Mursi'nin hayatı incelendiği zaman insana şöyle bir kanaat oluşuyor. Diyor ki eğer yedek bile bu kadar kaliteliyse, bu kadar, evet, doluysa o zaman asıl olan nasıldır yani? Nasıldır? Doğru. Böyle bir sürecin sonunda tabii Üstad Muhammed Mursi seçimlere katılıyor. Evet. Birinci turda yaklaşık %25 küsur oy alıyor. İkinci tura kalıyor. Evet. O Ahmet Şefik'le beraber yani derin devletin adamıyla beraber. Evet. Ve ikinci turda da yaklaşık %51.7 oy alarak Mısır Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş oluyor. Doğru. Biliyorsunuz 1950 yıllara kadar Mısır krallıkla yönetiliyor. Yani evet, krallıktan yani güya demokrasiye geçiş dönemindeki Muhammed Mursi, evet, 5. Cumhurbaşkanıdır. Ama fakat yani ilk defa özgür seçimlerle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanıdır. Doğru. Onun en belirgin özelliği budur. Özelliği budur. Evet. Kıymetli hocam, böyle bir giriş yaptıktan sonra şimdi Muhammed Mursi dedik ya, yani evet, Mısır'ın tarihinde ilk defa seçilmiş bir cumhurbaşkanıydı. Özgür halk tarafından. Evet. Bir cumhurbaşkanıydı. Ve hakikaten de güzel işler yaptı. Bir de, evet, %52 gibi bir oy da almıştı. Evet. Şimdi buna rağmen, bu tür başarılara rağmen Muhammed Mursi'yi, evet, darbeyle iş başından uzaklaştırıp cezaevine tutuklanmasına götüren süreç, süreç sebep, evet, neydi daha doğrusu? Öyle diyelim. Şimdi, evet, şu an halen tartışılan bir konu. Arap Baharı'nı aslında iyi kavramamız gerekiyor. Evet. Yani Arap Baharı nasıl bir süreçti, nasıl bir dalgaydı? Sahici bir dalga mıydı yoksa yapay bir şey miydi? Doğru. Yani gerçekten halklar rejimlerine karşı ayaklandılar mı? Yoksa birileri batılılar özellikle kastediyorum, evet, rejim halkları harekete mi geçirdi? Bu konuda iki tane temel kanaat var. Evet. Bir görüş diyor ki Arap Baharı sahici ve doğal bir süreçti. Doğru. Yani halklar, mesela Mısır halkını düşünün. Evet. 30 yıl boyunca hiç işe yaramayan bir adamın kendilerini yönettiğini, Hüsnü Mübarek'i kastediyorum. Doğru. Ülkenin imkanlarını, ülkenin servetlerini çarçur ettiğini, ülkeyi, evet, sürekli gerilettiğini, evet, her türlü bozukluğun oluştuğunu görüyor. Buna karşı ayaklandılar. Bu Tunus'ta da oldu, bu Libya'da da oldu, Yemen'de de oldu. Evet. Fakat bu süreçte batılılar veya derin devletler, evet, tekrar kendini toparladılar. Doğru. Yani mesela diyelim ki Hüsnü Mübarek'ten vazgeçtiler. Evet. Ama askeri rejim, Mısır'ın her şeyi ipler askeri rejimin elindedir. Bunu tekrar toparlandılar. Doğru. Bir kesim de şöyle söylüyor. Diyor ki yani aslında bu baştan beri, evet, yani batılılar ara ara piyonlarını değiştirmek isterler. Doğru. Direnç gösterenleri de devre dışı bırakırlar. Aslında Hüsnü Mübarek'in son döneminde ona bir baskı vardı. Evet. Çekil, şunların önünü aç şeklinde. Aç şeklinde. Ama o diretince böyle bir süreç oldu. Fakat sonuçta hangisi olursa olsun, evet, biz biliyoruz ki
Yani Mısır'da Hüsnü Mübarek'in uzaklaştırılması evet. sorun bittiği anlamına gelmiyor yani. Muhakkak doğru. Hüsnü Mübarek'i orada tutan tüm sistem olduğu gibi var. Duruyor da o. Bu sistemin, bu bozuk sistemin parçaları nedir? En başta lokomotifi askerdir. Evet. Darbeci asker zihniyetiyle yetişen subaylardır. Evet. Fakat bununla beraber bozguncu bir basın var, bozguncu bir iş adamları var, bozguncu bir elit tabaka var. Yani o sistemin... Ve bu elit tabakalar doğru. o imkanları ellerinden kaçırmak istemiyorlardı. Doğru. Dolayısıyla böyle bir süreç. Çünkü şunu söylüyorum, mesela biz şu anda, ben size bir ilginç bir örnek de getirmişim, onu size okuyacağım. İnşallah. O darbe sürecine alet edilenler, evet. şu an ciddi pişmanlık içerisindedirler. Ama tabii ortam geçti, geçti. Ahta alan evet, Üsküdar'ı geçti basit bir ifadeyle. Doğru. Çünkü ne yaptılar? Mursi'yi böyle evet. bir diktatör gibi gösterdiler, bir başarısız evet. gibi gösterdiler. Muhammed Mursi göreve gelir gelmez, evet. onun için numaratör çevirdiler. Evet. Mursi'nin birinci günü hani vaatlerini yerine getirdi mi? İkinci günü hani getirdi mi? Üçüncü günü evet. ve bir bakma başarısız göstermeye başladılar. Aynı zamanda tüm süreçler de ellerindeydi. Yani diyelim ki çöpçüler ellerinde, çöpçülere evet. sokakları temizlettirmiyorlar. Bak Mursi geldi, sokaklar daha kirli oldu. Evet. Memurları vazifeye göndermiyor. Bak artık devlet hayatı, devlet hiyerarşi donduğu gibi ifadeler kullanıyor. Yani perde arkasında o şeyi yönetenler, sistemi yönetenler evet, aslında evet. gelen Muhammed Mursi'nin de kendilerine göre yönetmesini tabii, tabii. piyon olarak kullanmayı düşünüyorlardı. Ama mesela şöyle evet. düşünün. Diyelim ki Mısır Muhammed Mursi'nin en çok eleştirildiği alanlardan birisi basın özgürlüklerini kısıtladı diyorlar. Evet. Bakıyorsun ki bir yıllık döneminde tek Doğru. bir gazeteci tutuklanmamış. Evet. Tek bir önemli. Gazete kapatılmamış. Demek ki bir televizyon programı yani. Engellenmemiştir. Temelsiz bir işte iddia. İlginçtir. Kendisinin Doğru. çıkardığı anayasada evet. o kadar özgürlükler var ki. Doğru. Mesela eskiden Mısır'da hala şu an Mısır'da evet. adam tutuklanıyor. 15 yıl gözaltı süresi var. 15 yıl. 15 gün. 15 gün, 15 gün sonra ne oluyor? Tekrar ikinci 15 gün. Ve bu tekrarların sayısı sınırlı değil. Evet. Yani siz 20 yıl evet. gözaltında kalabiliyorsunuz. Ama Mursi bunu nasıl değiştirdi? Evet. Dedi ki bir kişi gözaltında en fazla 12 saat kalabilir. 13. saatte evet. devlet veya polis teşkilatı evet. onu avukatıyla ve ailesiyle görüştürmek zorundadır. Güzel. Şimdi bunu yapan Mursi diktatör evet. ama şu anki bu şey dolayısıyla böyle bir süreç oldu ve insanlar maalesef yani sanki biz Mursi'den kurtulursak Batılılar yardım edecek, ekonomik refah gelecek veya böyle bazı algılar hani diyor ki çağımız Doğru. olgudan ziyade algı çağıdır. Evet. Yani Mursi nedir? İşte diktatördür ama şimdi bakıyorlar diyor ki nerede diktatör? Geçen haftaki Mursi ile ilgili taziye merasiminde Mısır'ın liberal ve laik partilerden birisinin başkanı şu ifadeyi kullandı. Eymen Nur meşhur bir adam. Evet. Dedi ki ben gördüklerim içerisinde Mursi kadar temiz ve pak bir adam göremedim. Güzel. Ve bu bizden olan bir Çok insan güzel. Değil. Laik bir insan. Laik yani bir öyle insan. Bir şey düşündüğünüz zaman. Çok doğru. Yani İslamcı bir insan değil. Onu ifade etmek için belki kullanabiliriz. Evet. Ama böyle bir süreçte halk galeyana getirildi. İlginç bir şey söyleyeceğim size. Evet hocam. Mursi devrildikten sonra evet. Yani güya formalite icabı askerler hemen yönetimi ele almadılar. Dediler ki takip darbamız tam anlaşılmasın. Doğru. Mısır'ın anayasa mahkemesi başkanı olan Adli Mansur'u evet. geçici cumhurbaşkanı olarak ilan ettiler. Doğru. Ve ona uyduruk bir yönetim oluşturdular. Sivil birisi olunca doğru. İsam el-Hacı diye meşhur bir Mısırlı bilim adamı var. Bu evet. bilim adamı 2003'ten beri NASA'da çalışıyor. Evet. Ve Amerika'daki Mursi'nin eğitim gördüğü ve hocalık yaptığı üniversitede yani evet. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde aynı zamanda hocalık yapan bir kişi. Evet. Bunu getirdiler ve bunu Adli Mansur'un bilim danışmanı yaptılar. Bilim müsteşarı yaptılar. Evet. Bu adam bir yılda bu görevi yaptı ama sonra oyuna geldiğini anlayınca bıraktı. Ve 4 gün önce El Cezire'ye büyük bir Arap aleminin büyük bir televizyon kanalının evet. internet sayfasında bir makale yazdı. Evet. Yani günah çıkarırcasına aslında biz Mursi'nin hakkını yedik. Evet. Mursi gerçekten bizim Mısır'ın bile hak edemeyeceği kadar büyük bir şey. Eğer zamanımız kalırsa ben makalesinden bazı şeyleri okuyabilirim. İnşallah. Çünkü o süreçte işte gerek demokrat görünen, gerek liberal görünen, gerek böyle sol kesimlerden, farklı kesimlerden, hatta İslami kesimlerden maalesef. Evet. Bunları dediler ki yani Mursi devleti, sistemi ihvanlaştıracak, her şeyi kendisine ve partisine doğru çekecektir. Evet. Biz bunu önleyelim. Mısır hepimizindir gibi şeyler kullandılar. Ve gerçekten yapay şeyler yaptılar, algı operasyonları oluşturdular. Doğru. Maalesef bunun altyapısı da var. Evet. Mısır'da şu an İstanbul'da bulunan Muhammed Mursi döneminin basın bakanı ile ben görüştüm. Evet. Dedim ki karşınız bu kadar şey yaparken siz ne yaptınız? İlginç bir şey kullandı. Dedi ki ben dedi ki Muhammed Mursi döneminde basın bakanlığını yaptım. Evet. Ben dedi ki kocaman televizyon binamız var Mısır Kahire'de meşhur kocaman işte
Doğru. Onlarca katlı bir bina var. Gökdelen gibi. Ben dedi o binaya girdiğim zaman o kadar kendimi yalnız hissediyordum ki yani tek başımaydım. Bir bakan oldu. Kimsemiz yoktuk. Evet İhvan, evet. Mısır'da halkta çok güçlü. Doğru. Okumuş insanlar içerisinde çok güçlü, esnaflar için çok güçlü. Evet. Tabipler Birliği, Mühendisler Birliği, Barolar Birliği sürekli İhvan'ın elinde olan kuruluşlar çok güçlü. Evet. Fakat devlet hiyerarşisinde, işte basında, iş alanında güçlü değil. Doğru. Ve maalesef Mısır'ı yöneten işte askeri hiyerarşiyle beraber basındır, iş adamıdır ve böyle bir kısacası elit ekip. Elit yani. Ekip var. Kıymetli hocam, şimdi Doktor Muhammed Mursi'nin Cumhurbaşkanlığına baktığımız zaman öyle çok uzun bir süre de geçmedi. Bir yıl, evet. Bir yıl sadece Cumhurbaşkanlığı yaptı, iktidardaydı. Evet. Evet. Ve buna rağmen o bir yıl boyunca da hakikaten güzel işler yaptı. Evet. Yani şimdi bir defa Muhammed Mursi hakikaten ümmetin derdini kendisine dert edinmişti. Şöyle ki ben okudum onun şeyini de, yaptığı evet. uygulamaları. Onlardan bir tanesi de o bir yıllık süre içerisinde Filistin meselesini. Evet. Gazze'deki kardeşlerimizin meselesini. Yani Siyonist işgalin o zulmünü çok güzel bir şekilde karşısında durdu. Ve insani yardım anlamında o Filistinli kardeşlerimize, Gazze'deki kardeşlerimize Refah sınır kapısını açıyor. Evet. Sonuna kadar. Ve böylece onların o hayat suyu, hayat damarını açıkta bırakıyor. Evet. Şimdi bu bir yıllık süre içerisinde dedik ya, onun bir de tabii bu anlamda bir şeyler yaptı ama bir de projeleri vardı. Evet. Yani Muhammed Mursi neticede halkta bu kadar karşılık bulduğuna göre evet. muhakkak ki Muhammed Mursi'nin halka sunduğu bir proje, bir vaadi evet. vardı. Evet. Muhammed Mursi'nin vaadi evet. neydi Kıymet Hocam? Şimdi Ürdün asıllı büyük bir aydın var, Londra'da oturuyor. Evet. Ben yakın zamanda onun bu konuyla ilgili bir videosunu da izledim. Evet. Kendisi diyor ki ben Muhammed Mursi hani birinci tura katıldı. Evet. Bir ikinci, yani ikinci tura iki aday kaldı. Bir Muhammed Mursi, ikincisi Ahmet Şefik yani Doğru. mübareği temsil eden. Ben diyor o arada birinci turla ikinci tur arasında gitti Muhammed Mursi ile bir röportaj yaptım. Evet. Mantığım şuydu. İhvan Hayrat Şatır'ı aday göstermişti. Rejim onun önünü kapatınca evet. bu çıktı. Bu yedek. Bu yedek Mısır'ı ne kadar yönetebilir? Mısır'ı yönetmeye hazır mı? Mısır'ı biliyor mu? Doğru. Mısır'ın rejim sorunlarını biliyor mu diyor. Bunu merak ederek diyor. Evet. Ben bir uzun bir röportaj yaptım diyor. Evet. Diyor ki ben o röportajımda diyor iki tane şeye çok net bir şekilde vardım. İki kanaata. Bir, Muhammed Mursi evet. Mısır rejiminin sorunlarını çok iyi teşhis etmiş ve Doğru. çok net çözümlere sahip olan bir liderdi diyor. Güzel. O zaman diyor bende şu kanaat oluştu. Evet. Ben diyor Hayrat Çatır'ı tanımıyorum. Ama Mısır yönetimi için en ideal kişidir diyor. Evet. Mısır rejiminin sorularını çözmüş. Bu bir husus. İkinci bir husus da şuydu diyor. Muhammed Mursi diyor iktidara geldikten sonraki diyor yani son aylarında diyor isim vermiyor diyor Avrupa'da bir ülke evet. benimle irtibata geçti. Dedi ki sen bizimle Mursi arasında aracı olabilir misiniz? Evet. Ben de dedim ki sizin Mursi ile bir sorunuz yok. Dediler ki bizi değil. Biz de İsrail adına konuşuyoruz. İsrail ve Yahudi lobisi evet. Muhammed Mursi ile bir kanal kurmak istiyor, bir bağlantı kurmak istiyor evet. ve gerçekten son derece rahatsızdırlar. Doğru. Mısır nereye rahatsızdır. Doğru gidiyor, Mursi neler yapıyor? Çünkü siz de az önce ifade ettiniz, evet. Mursi'nin yönetiminin ilk aylarında Gazze'ye evet. büyük bir saldırı yapıldı 2012'de. Maalesef, doğru. Ve Üstad Muhammed Mursi, yani o saldırının 3. veya 4. gününde hatırlıyorum televizyonlara çıkıp evet. çok sert tepki koydu İsrail'e karşı ve bu saldırının durmaması durumunda Müslümanlar olarak buna sessiz kalamayacaklarını, harekete geçeceklerini ifade edince hemen ertesi günde şeyi gönderdi. Kendi başbakanı Hişam Kandili evet. Gazze'ye gönderdi. O savaş ortamında Doğru. gönderdi ve İsrail hemen böyle ateşkes yapmak zorunda kaldı ve barışmak zorunda kaldı Hamas'la. Evet. Geçici bir süreç içinde. Muhammed Mursi'nin göreve gelir gelmez yaptığı büyük bir proje var. Araplar isimli Meşru'un Nahda. Yani kalkınma projesi, kalkınma modeli şeklinde. Doğru. Aslında Üstad Muhammed Mursi böyle özellikle strateji uzmanlarıyla, ekonomistlerle, sosyologlarla, farklı bilim adamlarıyla beraber evet. bazı ciddi incelemeler yaptırıyor. Özellikle mesela Meksika modelini inceliyorlar, Brezilya modelini inceliyorlar. Doğru. Ve Mısır'a özgü nasıl bir kalkınma yapabiliriz? Evet. Bunu da aslında üç ayağını oluşturuyorlar. Bir diyorlar ki yani Mısır'ın yani üç alanda eğer bağımsızlığını elde ederse evet. Arap ve Afrika aleminde de çok belirginleşebilir. Onun meşhur bir ifade var. İstiva evet. diyor ki aleyna en nuntice devaena ve silahana ve gizaena. Yani diyor bizim evet. ilacımızı,
gıdamızı ve silahımızı üretmemiz gerekiyor. Güzel, bir ülkenin gıda, kalkınması için. Gıda, silah ve aşı, ilaç. Siz eğer bunları yapamazsanız, evet, siz gerçek bağımsızlığa sahip değilsiniz yani. Doğru. Bugün hepimiz Türkiye'de S-400 hikayelerini dinliyoruz yani. Evet. Bir ülke düşünün ki başka bir ülkeden parasıyla bile silah alamıyor. Maalesef, doğru. Alamıyor, gidiyor başka bir ülkeden alıyor, yine diğer kabadayı kabul etmiyorum diyor. Maalesef. Ne veririm ne aldırırım sana. Çok doğru, zorba mesela, yönetimde. Diyelim ki bir aşı olayını düşünün. Evet. Bugün İslam aleminde aşı üreten bir ülke yok maalesef. Evet. Kendi ilacını üreten doğru dürüst bir ülke yok yani. Kendi gıdamızı bile üretemiyoruz. Maalesef. Yani bugün Mısır ölçeğinde konuşursak, evet, çok bereketli bir Nili var, doğru, ama istifade edilmiyor. Bereketli maalesef topraklar var, istifade edilmiyor. Yanlış politikalarla. Sudan çok gibi doğru, muazzam, devasa bir ülke var. Evet. Toprakları kendisi gibi 10 tane ülkeyi besler. Doğru. Ama Sudan halkının açlıktan kırıldığını biz görmekteyiz maalesef. Çok yani doğru. Aslında Muhammed Mursi'nin Mısır halkını ve Mısır'ı, evet, kalkındırmak için projeleri vardı. Evet. İslam alemi için de öyle. Yani Muhammed Mursi gerçekten bir yıllık dönemi içerisinde unutulmaz izler bıraktı. Evet. Mesela Suriye devrimine öyle bir sahip çıktı ki, evet, geldiği ilk günden itibaren Suriye ile ilişkileri bozdu. Rejimle kastediyorum. Doğru. Suriye halkına sahip çıktı. Evet. Suriye halkının ülkesinde en iyi komşuluk, en iyi dostluk şekliyle, doğru, barınmalarını, önlerini açılmasını söyledi. Evet. Yani Türkiye'nin hani Ensar yaklaşımına benzer bir yaklaşımda bulundu. Evet. Mesela onun için bugün hangi Suriye ile konuşursan unutmazlar yani mesela. Zaten hem öyle, hem Suriye'de, hem Türkiye'de. Tabii tabii. Bunun böyle bir karşı bulmasının en büyük sebebi Avrupa'ya karşı, ABD'ye karşı ciddi tepkileri olan, ciddi bir onuru olan bir şeydi. Evet. Hatta böyle son dönemde İslam aleminde ciddi sorunlara sebep olan İran'a karşı da ciddi bir tavrı vardı. Evet. Yani İran'a gitmesi, İran'daki konuşma yapması ve konuşmasında, çünkü bunların, oradaki konuşmaların İslam aleminde ciddi yanıkları oldu. İnsanlar dediler ki, evet, 400 yıldır, evet, İran'daki bu makamlarda sahabeye merhamet okunmamış. Evet. Onun çıkıp Allahümme varda an sahabe, varda an Ebu Bekir ve Ömer ve Osman'a demesi bile, evet, yani ya Rabbi Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den razı ol demesi bile, evet, yani Müslümanlar için ciddi bir yankı kısacası oluşturdu. Çok buna doğru benzer. Gazze'ye, Filistin davasına sahip çıkması, evet, gerçekten unutulan, unutulmayan tavırlarıdır. Kıymetli hocam, tabii bu arada, evet, yani biz Muhammed Mursi'nin böyle başarılı bir profil, portföy çizmesindeki ana etkenin, evet, aslında bu başarının ferdi bir başarı olmadığını, evet, sadece Muhammed Mursi'nin başarısı olmadığını, evet, bu başarının arkasında bir hareketin olduğunu, Mısır'da temsil ettiği bir, evet, davanın olduğunu çok iyi biliyoruz. Evet. Yani o dava Hasan el-Benna'nın, evet, Şehit Hasan el-Benna'nın, yine Seyyid, evet, Kutub'un, Kutub'un, evet, temsil ettiği bir davaydı. İhvan-ı, evet, Müslümin davası, evet, hareketi. Müslüman kardeşler, Müslüman hareketi, kardeşler hareketi diye geçiyor, evet, Mısır'da. Şimdi Mısır'da Müslüman kardeşler teşkilatının karşılığı, evet, ne? Müslüman, evet, hareket, Müslüman kardeşler teşkilatını kısaca anlatır mısınız? Allah razı olsun. Yani Muhammed Mursi, Allah rahmet eylesin, dedi ki yani gerçekten yani bir hareketin iyi bir model ferdiydi yani. Evet. Yani bir hareket ne yapmak ister? Der ki ben Müslüman birey yetiştirmek isterim. Doğru. Yani iyi bir Müslüman yetiştirmek istiyorum. İşte bugün İhvan Mursi ve benzerleriyle gerçekten övünebilir yani. Onu ifade edebiliriz. Evet. İhvan'ı şöyle belki böyle kısaca ifade edebilir. Biliyorsunuz 1924'te, evet, hilafet ilga ediliyor. Doğru. Ve hilafetin ilga edilmesiyle ne oluyor? Müslümanların var olan siyasi yönetimi yok edilmiş oluyor. Evet. Artık Müslümanlar yönetimsiz, evet, doğru, başsız, evet, ve bunu devamında da takip ediyor. Müslüman toprakların Osmanlı, evet, mirasının parçalanması. Evet. Bu parçalanma beraber sömürgeyi de getirmiş oluyor. Bazı bölgeler Fransa'ya bırakılıyor, evet, bazı bölgeler İngiltere'ye bırakılıyor, işte İtalya'ya bırakılıyor, Ruslara, tabii, bırakılıyor, Almanlara bırakılıyor ve İslam alemi bir sömürgeleştirmiş oluyor yani. Doğru. Ve şunu ifade edebiliriz belki bu sürecin sonunda, çünkü bazen insanlar şöyle eleştiriyor, diyorlar ki ya Müslümanlar niye bilimsel alanda varlık gösteremiyorlar, evet, Müslümanlar ekonomik olarak niye ilerlemiyorlar? Adam diyor ki ya Irak'taki Müslümanlar bu kadar imkanları olmasına rağmen niye Irak bu kadar kötü? Evet. Değil mi? Pakistan niye bu kadar kötü? Veyahut da Mısır niye bu kadar kötü? Aslında bu süreçte Müslümanların yönetimi yok ediliyor ve aynı zamanda Müslümanlar batı kuklaları olan yönetimlere mahkum edilmiş oluyorlar. Evet. Dikkat edilirse gelişmelerin önü kesiliyor. Mesela hocam, Mısır'ı az, evet, önce konuştuk. Evet. Mısır'da nedir? Bir tane diktatör başa getiriliyor. Evet, maalesef. Şekli seçimler yapılsa bile, doğru, işte %99.96 ile seçilmiş oluyor. Çok değil doğru mi? Zoraki, evet, bir seçim.
Tabii. Rakip yok, aday yok. Tabii. Ve korkuyla yapılan sadece seçimler. Doğru. Dolayısıyla İslam alemi maalesef bir tutsak. Ben İslam aleminin durumunu şuna benzetiyorum. Yani siz bir adamı tutukluyorsunuz, cezaevine koyuyorsunuz, evet. Elini ayağını bağlıyorsunuz. Evet. Sonra diyor ki bu adam niye çalışmıyor? Bu adam niye kalkınmıyor? Böyle öyle görmek gerekiyor. Doğru. İşte 1924'te hilafet ilga ediliyor. Yani biz Osmanlı'yı eleştirsek, beğensek veya eleştirsek de sonuçta Osmanlı İslami bir yönetimdi yani. Kusurlarıyla evet. beraber. Ve bu İslami bir yönetim Müslümanları temsil ediyordu. Doğru. Yani Osmanlı coğrafyasında yaşamayan Müslümanlar bile, diyelim ki Hindistan'daki Müslüman, Kafkasya'daki Müslüman veya evet. diyelim ki çok uzak bir bölgedeki Müslüman bile evet. en az böyle bir sıkıntısı olduğu zaman benim sahibim var, benim başım var, benim yani liderim, bir, halifem doğru, var. Bir temsiliyet makamı vardı. Temsiliyet var sadece. Çok doğru. İşte bu bittikten sonra İslam aleminde ciddi bir yıkım oldu. Evet. Yani siz şöyle düşünün, Müslümanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o Medine'de hicretten itibaren evet. bin, yani yaklaşık 1300 yıl boyunca Müslümanlar hiçbir zaman yönetimsiz kalmamışlar. Evet. Ama 1924 bu siyasi sonra, yönetimi sonlandırılması olunca, olmuş doğru. oluyor. Ve bu süreçte İslam aleminde ciddi yıkımlar oldu. Evet, hatta hocam. İslam aleminin çok bölgesinde Müslümanlar aşırı moralsızlığa düştüler. Evet. Artık ahir zamandır, biz bir şey yapamayız. Olan da gitti. Tekrar bir Müslümanlar bir araya gelecekler. İslam'a talip olacaklar. Bu düşünce maalesef ciddi bir şekilde zarar gördü. Evet. Ama bundan 4 yıl sonra, yani 1928'de Mısır'da evet. Hasan el-Benna, ki o zaman yaklaşık 26 yaşında bir genç. Evet. Hasan el-Benna 22 yaşında. Doğru. Kendisi 1906 doğumlu. Evet. Ve 1928'de yani 22 yaşındayken Müslüman Kardeşler Hareketi'ni kuruyor. Evet. Müslüman Kardeşler Hareketi'nin hedeflerinden birisi de nedir? İslam hilafetini ihya etmek. Evet. Bu Batıya, aslında ihvanın kurulması sömürgeci Batıya bir mesajdır. Sen evet. geldin, benim siyasi varlığımı yok ettin, ortadan kaldırdın. Evet. Fakat ben bunu kabullenmem. Evet. Ben İslam'ın siyasi yapısına da talibim, hilafetine de talibim. Evet. İslam'ın devlet yapısına da talibim. Ben İslam Müslümanların başsız kalmalarına, topraklarının sömürgeleştirilmesine evet. ve bölük pörçük yaşamalarına talip razı değilim. Evet. Tekrar öyle bir hedef kurdu. Doğru. Ve İmam el-Benna'nın kardeşleriyle beraber Mısır'da kurduğu bu hareket dünya, İslam aleminin farklı ülkelerine de yayıldı. Doğru. Belki bugün o dönemle beraber konuştuğumuz zaman yani Türkiye'de Said Nursi, Allah rahmet eylesin, Bediüzzaman Hazretlerini, işte Pakistan'da merhum Mevdudi, Muhammed evet. İkbal'ı, işte Mısır'da da Üstad Hasan el-Benna. Evet. Bunlar çağdaş İslami hareket, uyanış hareketleri olarak görevini yaptılar yani. Elhamdülillah. Evet. Evet. Kıymetli hocam, böyle dedik ya, şimdi tabii burada yapılan büyük bir zulüm vardı. Yani neticede halkın %52'sinin oy verdiği, seçimle gelen bir iktidarın Muhammed Mursi'nin bu şekilde tutuklanması, bir yıl sadece yaptırılması, görevden alınması, darbeyle uzaklaştırılması ve tutuklanması. Evet. Şimdi bu süreç tabii çok ağır bir süreç. Fakat bu süreçte daha ağır olan bir şey var. Yani dünyanın ve özellikle Avrupa ülkelerinin, yani insan haklarından bahseden, işte sürekli böyle demokrasiden den vuran kitlelerin, daha doğrusu yönetimlerin bu konuda sessiz kalmaları, yani seslenmemeleri, tepki göstermemeleri, evet. O daha acı. Yani bu anlamda neler söylenebilir Kıymet Hocam? Yani şunu söylüyorum, yani Müslümanlar ilke sahibidir. Evet. Fakat kesinlikle Müslümanların karşıtları ilke sahibi değiller. Evet. Bugün demokrasiyi biz çıkarmadık. Evet. Batlılar çıkardılar. Aynen öyle. Fakat Batlılar demokrasiyi nasıl işletiyorlar? Kendi evinde işletiyor. Doğru. Ama bizde işletmiyor. Evet. Doğru veya yanlış. Evet. Bu ben buna şuna benzetiyorum. Siz diyelim ki temizlik ilkesini savunuyorsunuz. Evet. Düzenli olmayı savunuyorsunuz. Doğru. Bunu kendi eviniz için istiyorsunuz. Evet. Ama başkasının evi kirli olsun. Başkasının evet. evi dağınık olsun. Doğru. Bu saldırgan politikadır aslında bir bakma. Dolayısıyla biz şuna baktığımız zaman bugün mesela bu süreçte yani Mısır'da aslında darbe yapıldı. Evet. Askerler kendi kafalarıyla darbe yapmadılar yani. Doğru. Bu darbeyi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi evet. Siyonist Araplar olarak nitelendirilen bir ekip yaptı. Evet. Fakat bu ekip korkak bir ekip. Kendi kararıyla yapmadı. Doğru. Avrupa'dan, Amerika'dan icazet almadan bunu yapamaz yani. Doğru. İlginç bir şey söylüyorlar bu süreçte. Mesela Mursi'nin devrildiği hafta içerisinde o zaman Obama ABD başkanıydı. İki defa Muhammed Mursi ile telefonla görüşüyor. Ve her iki defasında da onu tehdit ediyor. Evet. Sen şartlarımızı yerine getirmezsen
İşte ordu darbe yapar, biz seni koruyamayız tarzında bir şey söylüyor. Doğru. O zaman Avrupa Birliği parlamento veya bu dış ilişkiler stratejiden sorumlu olan Aston vardı, onun işte, o kişi kadın. Evet. Mısır'a gidiyor ve Muhammed Mursi ile birkaç defa görüşüyor ve sürekli şu teklifi yapıyor. Diyor ki sen onursal cumhurbaşkanlığını yap ama yetkilerini kullanma diyor. Evet. Yetkileri şu adamlarına verirsen biz seni koruruz. Sadece hatta bu kadın tüm kalsın tabii, ama tabii. Yani kalmasın. O şekilde yani seni doğru. Maskara yapalım. Evet. Yani doğru. Batı ne yapmaya çalıştı? Evet. Yani Müslümanlar iktidara geldi. Müslümanların bazı vaatleri var. Evet. Bazı imajları var. Biz bu Müslümanlara isteklerini yaptırmayacağız. Böylece halklarına karşı kötü duruma düşecekler. Doğru. Yani Müslümanlar için kötü örnek olacaklar yani. Evet. Müslümanlar artı Müslüman halk artı Müslüman bir yönetici istemeyecek, i̇stemeyecek yani. Diyecek ki bu adam geldi. Doğru. Hemen sırtını bize çevirdi. Evet. Avrupalılarla dost oldu. Çok doğru. Bize verdiği sözleri unuttu. Avrupalılarla beraber olmaya başladı. Çok doğru. Fakat Muhammed Mursi gerçekten yani bir beşerin yapabileceği en mükemmel işi yaptı. Yani düşünün, mesela ilk günden itibaren şu ifadeyi kullandı. Dedi ki, ben halkın bana verdiği bu amaneti hiçbir zaman zayi etmeyeceğim dedi. İlginçtir. Cumhurbaşkanı seçildiği zaman Mısır kanunlarına göre yüksek mahkeme üyelerinin önünde yemin etmesi gerekiyor. Evet. Fakat o bu yemini yaptı. Fakat asıl yeminini Tahrir Meydanı'ndaki halkın önünde yaptı. Doğru. Çünkü kendisini seçen halk ve bu, umur tabii tabii yani bu doğru. Bu aslında derin abi. Devlete verdiği gerçekten çok önemli olan bir şeydi. Doğru. Verdi bir Muhammed Mursi hiçbir konu tavizde bulunmadı. Doğru. Yani bu demek değildir ki yani Muhammed Mursi sadece bir cemaati temsil ediyordu. Hayır. Doğru. Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı seçildiği günden itibaren evet. Yemin yaptığı gün gitti kendi partisinden istifa etti ve kendi cemaatten istifa etti. Evet. Dedi ki artık ben Mısır halkını temsil ediyorum. Çok güzel. Ve ilginçtir. Az önce söyledim ya, bu Mısır'daki bu NASA ajansına çalışan Mısırlı o bilim adamı diyor ki evet. Birleşmiş Milletler için Muhammed Mursi bir toplantı için New York'a gelmişti diyor. O zaman Mısırlıları da topladı. Evet. Diyor bir tane Hristiyan Kıptilerden bir genç bir kız çok sert konuştu Mursi'ye karşı. Evet. Mursi diyor cevap verdi. Doğru. Fakat kız diyor sürekli onun sözünü kesiyor, sesini yükseltiyor, bağırıyor, hakaretler ediyor. En son polisler devreye giriyor diyor. Polisler dedi ki hayır karışmayın. Kardeşimiz istediğini istediği gibi aktarsın. Evet. Diyor buna rağmen diyor ben orada baktım ki Cumhurbaşkanı konuşturmuyor. Ciddi bir nezaketsizlik ya. Buna rağmen diyor ona müdahalede bulunmadı. Ve diyor ki oturum bittikten sonra diyor Muhammed Mursi diyor çıktı. Evet. O kızı diyor alnından öptü. Ve kendinden önce diyor onu salondan çıkarttı dedi. Çok güzel. Sen bizim kardeşimizsin. Evet. Örtüşemeyebiliriz. Bazı konularda aynı kanatlar sahip değil ama sen bizim ben bugün senin cumhurbaşkanım yani. Doğru. Böyle bir Muhammed bin Mursi ama maalesef işte darbada yapılmış oldu yani. Hakikaten öyle. Evet. Kıymetli hocam son olarak böyle Muhammed Mursi'nin vefatı evet. Üzerinden yani vefat etme sebebi ne olarak söylendi? Ne olarak görülüyor kıymetli hocam? Şimdi, vefatından sonra yapılan evet. Muamele nasıldı? Bu konuda şöyle bir şu an raporlar hazırlanıyor. Evet. İnsan hakları ile ilgili ciddi kurumlar evet. Süreçlerin tümünü kaydediyorlar. Doğru. Yani tutuklandığı günden itibaren hastadır, şu hastalıkları var. Evet. Muhammed Mursi'nin diyelim ki bir şeker hastasıdır, bir tansiyon hastasıdır, evet. Kalp hastalığı vardır. Doğru. Ve bunlarınla ilgili cezaevindeki ihmaller, evet. Yani tedavi edilmesinin engellenmesi, ilaçların ona ulaştırılmaması en basiti. Evet. Yani o videoda bile görünüyor. Evet. 20 dakika baygın olarak düşüyor. Biliyorsunuz bir insan bayıldığı zaman evet. Ben de doktorum. Ortalama 5 dakika sonra eğer müdahale evet. Edilmezse doğru. Beyin hücreleri evet. Ve vücuttaki diğer hücrelerimiz ölmeye başlıyor. Evet. Hele özellikle 15 dakika geçmişse doğru. Yani bir adamın kalbi 15 dakika durmuşsa evet. Ondan sonra onu geri çevirseniz bile ciddi hasar oluyor yani. Anladım. Ve doğru. Muhammed Mursi'ye ilk 20 dakikada müdahale etmiyorlar. Hatta o an mahkeme salonunda doktorlar var yani. Çünkü evet. Muhammed Mursi tek başına yargılanmıyor. Başka da yargılananlar da var. Doğru. Bazı doktorlar, orada bir doktorlar var. Bize bari izin verin, tutuklu doktorlar. Evet. Biz müdahale edelim, izin vermiyorlar yani. Gelen doktor da sadece böyle gözünü hafif açıp bakıyor, ölmüş ediyor. Mu, ölmemiş mi? Yani ona şeklinde bir bakma onu test etmeye çalışıyor. Doğru. Ve müdahale edilmiyor. Yani aslında bu bir hakikat. Yani Muhammed Mursi şehit edildi. Doğal bir ölüm değil. Bu tamam. Konuda muttefiktirler yani uzmanlar. Onun için bu konuda raporlar hazırlatılıyor. Ve bu raporların da büyük ihtimalle Birleşmiş Milletler ve insan hakları ile ilgili kurumlarda da bunlar onaylanacak yani. Fakat Batı evet.
Batı ne yapıyor? Batı bu iyilikleri, bu hakları da suistimal için kullanıyor. Doğru. Şöyle düşünün, Suud rejimi İstanbul konsolosluğunda meşhur bir gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürttü. Hem de hunharca bir şekilde. Tüm dünya bunu biliyor mu? Biliyor. Bugün bile şeyde konuştu, Birleşmiş Milletler raportörü konuştu. Evet. Dedi ki biz şunu çok net olarak biliyoruz ki bu olay Suudi rejiminin ve bizzat Muhammed Bin Selman'ın kontrolünde yapılmıştır. Onun emriyle yapılmıştır. Ama bu insanlar ne yapıyor? Bu böyle bir rapor da çıkacak, onaylanacak. Fakat ileride Sisi ve Muhammed Selman gibi kuklalar ne zaman Batı'ya karşı o kölelikte hafif gevşeklik gösterseler bunları gösterecekler. Bak diyecekler. Eğer emirlerimizi yerine getirmezseniz, bak Mursi'nin katili sensin, evet. Bu raporu işte Lahaya göndereceğiz mesela. Doğru. Yani ellerinde onu koz olarak maalesef yani hani çağımızdaki basit şantaj gibi bir şekilde maalesef kullanılıyor. Yoksa bunun hani doğal ölüm olmadığı ile ilgili, çünkü müdahale edilmemiş, ambulansta müdahale edilmemiş, gittiği hastanede müdahale edilmemiş veya en azından yapılan bir şey değil. Çünkü biz diyorsun bazı süreçler güven verir. Doğru. Mesela bir hasta, biz bir ambulansa aldığımız zaman bir yakını almak isteriz. Doğru. Bir güven verir aileye. Çok doğru. Siz bir bu tür şeyler. Çünkü hastaneye giderken bir yakını alırsın, bir avukatını alırsın. En çok İlginçtir. Yardıma ihtiyaç olduğu anda insan. Avukatlar seslerini yükseltmişler, bağırmışlar diye dövülmüşler orada. Evet. Yani bu kadar net olan bir husus yani. Doğru. Evet. Rabbim rahmet eylesin. Amin inşallah. Kıymetli hocam, yani böyle kısaca süreci şey yapmaya çalıştık. Evet. Özetlemeye çalıştık. Sizden de Allah razı olsun istifade ettik. Allah razı olsun. Dilinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani konuyla ilgili son olarak böyle seyircilerimize ne söylemek Yani ben son Üstad Muhammed Mursi az önce söyledim ya, dedim İslam Hacı bu adam yani Mısırlı bir bilim adamı. Doğru. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde NASA çalışmalarını yapan bir uzman, 2003'ten beri NASA'da çalışan bir uzman. Doğru. Ve Mursi'yi devirdikten sonra onu Mısır'a çağırıyorlar, güya Adli Mansur'un yani Mursi'den sonra getirilen kukla Cumhurbaşkanı'nın bilim danışmanını yapıyorlar. Evet. Kendisi bir başlı bir makale yazıyor. Doktor Muhammed Mursi fi Mizanil İlmi vel Ahlak. Evet. Yani ilim ve ahlak ölçeğinde Muhammed Mursi diye. Ve çok net ifade ediyor. Aslında yani diyor ki ben burada insani bir görevi yapmak istiyorum. Ben de o diyor aynı süreçleri beraber yürüdük. Evet. Yani aynı kurumda çalıştık, aynı kurumda hocalık yaptık. Kaliforniya Üniversitesi, NASA'da çalıştık diyor. Doğru. Daha sonra ikimiz de Mısır'a döndük. Hatta diyor ki o Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda diyor ki bir yıl kaldı. Ben de bir yıl sonra diğer adama danışman olarak kaldım. Evet. Fakat Mursi'nin gerçekten belki şunu ifade edebiliriz. Mesela kız kardeşi kanser hastası oluyor. Yurt dışına gitmek istiyor, yok diyor. Bir Mısırlı, sade bir Mısırlı vatandaş yurt dışına gitmiyorsa sen de burada tedavi olacaksın diyor. Doğru, vatandaş. Kendisi hacca gidiyor. Cumhurbaşkanı olması nedeniyle devlet uçağıyla gidiyor. Ama eşini tarifeli uçakla gönderiyor. Maşallah. Kendisi Cumhurbaşkanı seçiliyor. Cumhurbaşkanlığı sarayına taşınmıyor. Kahire'de kirada kaldığı evde kalmaya devam ediyor. Çok güzel. Diyorlar ki meşhur bir söz var. Yani bir cumhurbaşkanı Kahire'de geçtiği zaman Hüsnü mübarek onlar. Evet. Yani önü arkası görünmeyen böyle lüks arabalar ortamına geçiyorlardı. Doğru. Kimse bunlara ulaşamıyordu. Evet. Bu gibi böyle şaşalı, böyle görkemli şeyleri kaldırdı. Sade bir vatandaş olarak yaşadı. Evet. Hatta belki fotoğraflar yani, Tahrir Meydanı'nda yemin ettiği zaman ceketini böyle açıyor. Yani bak bende üzerimde bir şey yok. Üzerimde bir koruyucu bir yelek tarzı, çelik yelek tarzı bir şey olmadığını ifade ediyor. Doğru. Buradan çıkaracağımız belki bir kısaca böyle bir iki ders şu. Ben şu kanaatteyim. Evet. Yani Muhammed Mursi, yani Yüce Allah onun anısını, onun hatırasını unutturmayacaktır. O Allah'a karşı samimi davrandı, iyi bir Müslümanlık yaptı, Hakk'a iyi bir şahitlik yaptı. Yüce Allah da onu şehitlikle ödüllendirdi. Aynı zamanda onu kendisinden sonraki insanlara örnek kılacak. Belki şu dersi çıkarabiliriz. Umarız ki bu saatten sonra Türkiye'de doğan erkek çocuklara Muhammed Mursi ismi ona muhabbetin verilir. Ve gerçekten ismi. De çocuklarımız böyle güzel bir ismi hak ediyorlar. Muhammed Mursi ile isimlendirmeyi, Muhammed Mursi gibi bir eğitim görmeyi, iyi bir Müslüman olarak yetişmeyi belki çocuklarımız hak ediyorlar. İnşallah böyle bir temenniyle ben de kapatmak istiyorum. Allah razı olsun. Sizden de inşallah. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, dedik ya bugün gündem özeldi. Ve özel bir konukla, özel bir konuyla Doktor Muhammed Mursi'nin hayatıyla sizleri buluşturmaya, aydınlatmaya gayret gösterdik. Hakikaten iyi bir Müslümandı ve hakikaten güzel yaşadı, güzel de vefat etti. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bütün şehitlerimize rahmet eylesin.
Amin inşallah. Ve Muhammed Mursi'ye de rahmet eylesin. Bizleri şehitlerin şefaatine nail eylesin. Cenab-ı Allah gayretimizi kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün şehitlere ve hasreten de Muhammed Mursi'nin ruhu şerifi için El Fatiha.